Merhaba arkadaşlar. Son dakika transfer haberleri konseptli videomuzla karşınızdayız. 10 Şubat 2021 bitiş tarihli bir çekilişimiz var ve iki talihliye tuttuğu takımın formasını hediye edeceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup videolara like atmak. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yurt dışında ameliyat olacak ve o ameliyat tarihi netleştikten sonra yazılı bir açıklama bekliyor kendisi kulüpten. Yazılı açıklamayı aldıktan sonra ameliyat olmaya gidecek ve sözleşmesi feshedilecek. Onun ardından bir kanat arayışı vardı ama Queens Park Rangers'ın bonservis istemesi ve bu tutumu transferi gelecek sezona attı. Bugün de resmi açıklama geldi ama transferler benim beklentim o yönde ki devam edecek. Önce Salah'ı sonra da Osayi açıklandı. İlerleyen günlerde ben Burak Kapacak hamlesi bekliyorum. Çünkü uzun süredir istenen bir oyuncu. Şöyle söylemekte fayda var. Burak Kapacak için belirlediği bir bonservis miktarı var Bursaspor'un. Fenerbahçe'nin de teklifi var, resmi teklifi. Uzun süredir aslında sürekli Burak Kapacak ismi Fenerbahçe ile geçiyordu ama resmi temas 2 gün önce iki kulüp arasında başladı ve artık o resmi temaslarda bonservis pazarlığına dönüştü. Burak Kapacak Bursaspor'la tabii ki önemli bir oyuncu, altyapısından çıkmış bir oyuncu, hizmet eden bir oyuncu ama artık o da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Şu an oyuncu cephesinde bir problem yok. O bilgiyi de verelim. Şu anda Bursaspor devre arasından sebep artık kampa gidecek ve Antalya'da bir kampa girecek. Oyuncunun menajeri de Antalya'ya gidecek ve artık o transferi sonlandırmak adına Bursaspor'la seri görüşmeler yapacak. O ortadaki nokta bulunduktan sonra da bu iki hamlenin ardından ben bir Burak Kapacak hamlesi bekliyorum. Bu transfer döneminde çözülmesi tabii ki hedeflenen şey. Ve beklenen an geldi. Son dakika transfer haberini ilk olarak biz sizlere aktarıyoruz. Fenerbahçe'ye transferi son noktaya gelen Mesut Özil, Arsenal'le sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. The Athletic'in özel haberine göre Mesut Özil ile Arsenal arasında yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı. Haberde Mesut Özil'in bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği belirtildi. David Ornstein'ın haberi İngiliz basınında transferin bittiği yönünde geniş yer buldu. Mesut'un ilk planda sezon sonuna kadar alacağı 7 milyon pound'u istediği fakat erken fesih konusunda bir anlaşma sağlandığı aktarıldı. Mesut Özil ve ailesi için Fenerbahçe'ye transferin öncelik olduğu ki bu doğrultuda da Sarı Lacivertlilerle anlaşmaya vardığı belirtilirken Mesut'un bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade ediliyor. Sarı Lacivertliler sadece sezonun ikinci yarısı için değil gelecek yılı da düşünerek transferde adım attı. Fenerbahçe'nin dün gece duyurduğu ikinci transfer Bright Osayi Samuel oldu. Kulübün resmi Twitter hesabından 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile önümüzdeki sezondan geçerli olmak üzere anlaşıldığı kaydedildi. Oyuncuyu tam 8 kulübün istediği ama Fenerbahçe'yi tercih ettiği aktarılıyor. Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Apollon Limassol takımında forma giyen Macar stoper Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya varan Sarı Lacivertliler, resmi Twitter hesabından Szalai'nin sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek için İstanbul'a davet edildiğini yazdı. İstanbul'da detaylı kontrolden geçirilecek olan Szalai, bir sorun yaşanmazsa Sarı Lacivertli ekiple sözleşme imzalayacak. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu için Macar basınına göre Kanarya'nın 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan da pay vereceği öğrenildi. Bonservis bedelinin 400 bin eurosunu oyuncunun eski kulübü Ziorsin'in alacağı kaydedildi. Genç stopere yıllık 800 bin avro ücret ödeneceği ve anlaşmanın 3,5 yıllık olacağı bildirildi. Fenerbahçe, Burak Kapacak'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Attila Szalai'yi transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Kapacak'la da anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bu iddianın ardından genç oyuncunun 2008'de Bursaspor TV'ye yaptığı değerlendirmede Arsenal'in İspanyol sağ beki Hector Bellerin ve Gökhan Gönül'ü örnek aldığını açıkladığı video yeniden gündeme geldi. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a tahrik indirimi uygulanabileceği haberleri basına yansıdı. Bildiğiniz gibi pozisyonda önce Aytaç Kara Mert Hakan Yandaş'ın kafasına tekme atmış, Fenerbahçeli futbolcu da bir etkiye tepki olarak reaksiyon vermişti.